Şimdi dikkatinizi iyice toplayın çünkü sırada genç illüzyonist Doruk Ülgen'in Siz Magazin 8 izleyicileri için hazırladığı çok güzel illüzyon gösterileri var. Çocukları biliyor musun? Kirli çocuklar. Hokus pokus 39. Onunki tam bir yetenek. Ağzımızın içine koyuyoruz. İllüzyonist Doruk Ülgen Magazin 8'e en iyi numaralarını gösterdi. Şimdi yapacağımız şey bu peçeteyi benimle birlikte şöyle ortadan ikiye yırt. Yani ben de iyi yırtamadım zaten ama çok acımana gerek yok, peçete hissetmiyor. Sen benden daha güzel yırttın. Peki bir daha yırt. Çok güzel. Sevmediğin birinin kalbini kırarmışçasına yırt. Nazik olmana gerek yok. Ah, oho. Dolmuşsun sen. Peki. Peçeteleri yırttık, parça parça getirdik. Ağzımızın içine koyuyoruz. Ben de mi koyuyorum? Seninki olmadı mı? Genç illüzyonist yetenekleriyle insanı şaşkına çeviriyor. Eski 2,5 liralar, eski Türk liraları bir özelliği var. Serçe parmağınıza öpüp tam ortasına dokunursanız eğer bu paralar geçici olarak görünmez oluyorlar. Kaybolmuyorlar, geçici olarak görünmez olup tekrar görünür hale geliyorlar. Bu yüzden ki parayı alıp bir elinize koyup kaybettiğinizde diğerinden çıkıyor. Bakın çok önemli. Kaybolmuyor aslında. Öbür ele geçiyor ama geçişini görmüyorsunuz. Ama en önemlisi, eğer ki bu para kaybolup başka bir yerden, mesela dizimden çıkarsa, bu demektir ki bu para aslında kocaman bir paradır. Lütfen dikkatle izleyin. Genç illüzyonistin bir numarası daha var. 50 kuruş. Şu anki kullandığımız 50 kuruşlar. Bu paraların da aslında özelliği şu. Bak, bu bir sihirli asa olacak kalem. 3 kere vurduğumda para kaybolacak. Hazır mısın? 3 kere vurduğumda. Bak. 1, 2, 3. Kalem gitti. Şaka. Aslında kalem gitmedi. Aslında kalem kulağımda. Tekrar yapıyorum. 1, 2, 3. Para gitmedi. Gitmedi. Şaka. Aslında cebime gitti. Bakayım. Evet, gitmiş. Bir de aslında cebimde bir mendil var. Onu da şimdi kullanacağız. Ama ondan önce senden ricam paraya bir imza atma. Şimdi bu kaybolacak, gidecek, çıkacak, uçacak, kaçacak. Sonra demesinler ki başka paraydı. Öbür tarafını da imzala. Süper. Parada bir imzamız var. Bu parayı örtünün altına koyacağım. Örtüyü iyice toplayacağım. Ve bütün uçlarını bir araya getireceğim. Senden de, bak parayı da hissedebiliyorsun zaten, tutmanı istiyorum. Hissedebiliyorsun parayı. Bütün uçları kapandı. Bunu da tut. Heh, tamam. Para içinde orada değil mi? Güzel. Şimdi parayı sen sakın kaybetme. O benim işim çünkü. Ben de sana bir tane kutu vereceğim. Ola ki işler ters giderse diye. Ama kutuyu vermeden önce sihir yapacağız. Şöyle ki, para hala orada mı? Hissediyor musun? Evet. Elinde hala evet. Para. Peki. Bak, 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde örtüyü çekeceğim. Oradaki para buraya ışınlanacak. Hazır mısın? 1, 2, 3. Bak, hop, güzel. Para artık burada yok. İki el birbirinin yanına bile gelmedi. Lütfen bunu sana vereceğim ve açmanı rica edeceğim. Alayım ben onu senden. Güzel. Benim elime koyabilirsin. Bir daha. Bir daha, bir kutu daha. İçinde... Ya inanmıyorum. Senin imzalı paran. Bu benim imzaladığım para direkt.
Aynen öyle. Nasıl giydi kutunun içini? Şimdi bunun şu şeyinde söyleyemiyoruz meslek sırrı.